Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da mevsimindeyken zeytinyağlı taze fasulye yapıyoruz. Hadi artık tarifimize başlayalım. Öncelikle taze fasulyelerimizi temizlemekle başlıyoruz. Bir soyacak ya da bıçakla gösterdiğim gibi bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Taze fasulyelerimizin her iki tarafının da kılçıklarını bu şekilde temizliyoruz. Kılçıklarını temizlediğimiz taze fasulyelerimizin her iki uç tarafını da temizliyoruz. Temizlediğimiz ve yıkadığımız taze fasulyelerimizi öncelikle ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra tam ortasından ikiye bölüyoruz. Tüm fasulyelerimiz için aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve iki büyük boy yemeklik olarak doğradığımız soğanlarımızı tenceremize ekliyoruz. Bir su bardağı zeytinyağını da ekledikten sonra sotelemeye başlıyoruz. Soğanlarımızı yumuşayıncaya kadar 3-4 dakika soteliyoruz. Soğanlarımız yeteri kadar sotelendikten sonra 500 gram doğradığımız taze fasulyelerimizi de ekliyoruz. Artık ocağımızın altını kısıyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıp ara ara karıştırarak taze fasulyelerimizin rengi dönene kadar sotelemeye devam ediyoruz. Taze fasulyelerimizi ara ara karıştırdık. Artık kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi rengi tam istediğimiz gibi döndü. Artık domateslerimizi ekleyebiliriz. 2 adet kabuğu soyulmuş, küp küp doğranmış domateslerimizi de ekliyoruz. Ve lezzetlendirme kısmına gelecek olursak 2 silme yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı da tuz ekliyoruz. Tüm lezzetlerin birbiriyle karışmasını sağlamak için güzelce karıştırıyoruz. Sonrasında yarım su bardağı sıcak su ekliyoruz. Bir tur karıştırdıktan sonra kısık ateşte tenceremizin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişmesi için zeytinyağlı taze fasulyemize zaman tanıyoruz. Evet arkadaşlar, zeytinyağlı taze fasulyemiz harika bir şekilde pişti ve suyunu tamamen çekti. Buzdolabında dinlendirdikten sonra soğuk soğuk harika bir yaz mezesi olarak tüketebilirsiniz. Bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.